Selam arkadaşlar, bir amcaoğlu kanalıyla yine karşınızdayım. Yanımda bugün Perçin var. Merhaba arkadaşlar. Perçin bu videonun fikir babası. Yani sosyal sorumluluk videosu yapıyoruz bugün. Fotoğrafçılık yok. Özetle şunu söylemeye çalışıyoruz. İstanbul güvenli, günlük hayat devam ediyor. Hello guys, it's Perçin. This is my vlogger friend amcaoğlu Ümit. Today we're going to shoot a video about the daily life in Istanbul. Showing that even though all these tragic terrorist attacks happen all around the world, that these cities are actually safe. Daily life goes on and there's no reason absolutely not to visit them. Today we're going to focus on Istanbul, so enjoy. What's your name? Tan Evan. And you? Journey. Okay, you came to Turkey yesterday. Yes. Okay, you stay. How long? Along 1 week. Okay, this is about we interview people to ask them how did they feel before they came to Turkey, because after all these attacks in Turkey and all around the world, we're curious to ask you before you came here, did you feel safe? Yeah. Okay. The media in China, how do they show Turkey? Sen şu anda bir esnaf olarak Türkiye dışındaki turistlere yönelik. Buradan onlara ne demek istersin? Türkiye'yi çünkü elinde silahla dolaşan askerlerle ve sürekli bir yerlerde bomba patlayan bir ülke halinde biliyorlar. Hayır, yani öyle bir şey yok. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Yani insanlar standart günlük hayatlarını devam ediyorlar burada. La respuesta es que nos aconsejaron no venir. La familia, algunos miembros de la familia y amigos. Oh, Turquía, no. Pero nosotros nos fiamos de él que vive aquí, en Turquía. Entonces hemos venido y hasta ahora todo estupendo y muy bien. Burada işler çok düştü artık, ne fazla. Çok esnaf dükkanı kapattı ya. Peki günlük hayatta bir değişiklik yok aslında. Normal nasıl yaşıyorsak öyle yaşıyoruz. Aynen öyle devam ediyoruz. Yani bizde bir sıkıntı yok. Well, actually, I hate this kind of stuff. When I was a child, one guy tried to pull that stunt on me and I screamed and shouted, yelled at his face saying, I hate you! Sie sind jetzt schon seit ein paar Tagen in der Türkei und meine Frage wäre, was sind Ihre Vorurteile gewesen, bevor Sie in die Türkei gekommen sind? In allgemeinem, man hat also in den Zeitungen auf dem Fernsehen gesehen, dass hier Bombenanschläge gibt und das macht man etwas vorsichtiger. Aber es könnte zum Beispiel auch morgen in Amsterdam sein, woher fast herkommt. Nirgendwo sind wir sicher, oder? Nur im Himmel. Nur im Himmel, das stimmt, genau. Senin günlük hayatın bu olanlardan sonra etkilendi mi? Yani tabii ki de etkilendi. Ben bir firma sahibiyim. Yani hepsi bir yani şey gibi, domino taşı gibi düşünün. Hepsi birbirine bağlı. Bir şeyler yaşandı, bitti. Şu anda toparlanma aşamasındayız ve gelecekle ilgili daha iyi planlarımız, daha iyi koşullarımız var bence. O sea, yo mama ve y me voy donde él vaya y me dijo que bueno y seguro y aquí estoy. But I'm curious about, like, before you came to Turkey, did you have any doubts to come to Turkey because of all the news coverage that how dangerous Turkey is? For me, traveling is a challenge. I want to see new places and discover new people, discover new places. But and I wanted to come here, and I will be back. Okay, but after these attacks, did it change? Maybe some people will think this is dangerous here, but we don't think this. Because the news about the government is all communist and maybe safe, I think. Ülke ki her tarafı gezilmeli ve görülmeli. Benim de hala gitmek istediğim o kadar çok yer var ki. Mardin'den tutun Gaziantep'ine kadar. O kadar çok yer var ki.
Türkiye'de bu yaşanan olaylarla alakalı, bu terör, etrafta bomba patlıyor veya işte darbeyle alakalı son durumlarla ilgili. Türkiye'de esnafı bu nasıl etkiledi? Yani Türkiye'de esnafı tabii çok yönden etkiledi. Yani dövizler arttı, turist gelmiyor. Do you think Turkey or Istanbul is a dangerous place? With all the police? No, I think it is okay. Was können Sie Touristen, die noch nie in der Türkei waren, sagen? Ist es momentan gefährlich, was Sie alles in den Nachrichten sehen, die Militärputsch und die ganzen Terroranschläge und so weiter? Für diejenigen, die nach überwegen, also nach die Türkei zu gehen, will ich sagen, also komm, es ist ein wirklich außerordentlich schönes, gastfreies und herzliches Land. Das ist ganz ehrlich gesagt und das ist ehrlich meine Meinung. Yıllardan beri İsrail'de var bu olaylar. Ben orada 13 sene kaldım. Yani her gün bombayla karşı karşıya. Bir otobüse biniyorduk. Yani söylemese yani Arap da bizden ama bir Arap'ı gördüğün zaman yani tipine hoşlanmadığın zaman bilmiyorduk otobüsü. Çekiniyordun değil mi? Bilmiyorduk otobüsü. If you are a Buddhist or a Muslim or a Hindu, you believe in one God. We don't have to fight each other. It's more simple to live in a harmony and look, enjoying the beautiful places. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz İstanbul'u gezdik ve İstanbul güvenli. Burada belki terör olabilir, belki başka olaylar da olabilir ama bu dünyanın birçok ülkesinde olan şeyler. İstanbul güvenli, gelmeye çekinmeyin. Biz buradayız, gündelik hayat devam ediyor. Today we walked around Istanbul and see the most crowded places. So as you can see, daily life in Istanbul goes on. People go to work, people go to school. Of course, there are some problems in Turkey as well in most of the countries. Terrorism is a global phenomenon, but this should not stop us from traveling and doing whatever we want. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Enjoy Turkey hashtagini kullanarak Instagram'da, Facebook'ta veya Twitter'da diyelim ki siz de turistlere eğlenirken gördünüz, fotoğrafını çektiniz, videosunu çektiniz. Enjoy Turkey hashtag ile bunu Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşın arkadaşlar. Do not forget to share our hashtag Enjoy Turkey whenever you're in Turkey. Share a photo of Turkey or a video of Turkey to show your friends that Turkey is a good place to visit. Enjoy. See you in Istanbul. Bye bye. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve ne diyoruz? Bye bye. Baş parmak. Bye bye.